Onlar araştırıyoruz, onları izliyoruz. Şimdi heyet her sene heyet şeyden dönmezden önce bir rapor hazırlanıyor ve gitmek üzereyken Ankara'ya uğrayıp oradaki Alman Büyükelçiliğine ilk raporunu sunuyor ve isteklerde bulunuyor. Yani örneğin mesela depremle ilgili yardımlarla ilgili, işte adalet dağıtımı, yardımların adaletli dağıtımı ile ilgili falan, işte yapılan çalışmaların şeffaflığı ile ilgili falan isteklerde bulunacaklar. Sonra Almanya'ya geldikten sonra da rapor resmi, yani kurumun web sitesinde yayınlanacak. Biz burada sağlık hizmetleri, konteyner kent, yaşam alanları gibi işler yaptı. Dünyada kreş yaptı. Psikososyal alan. Bu şekilde konteyner alanlarında devam ediyor. İşte gördüğünüz arkanızda duran da bir çocuk kütüphanesi. Birkaç kütüphane yaparak devam ediyor. Sadece sağlık yönüyle değil, depremin birkaç yönüyle ele aldı Adem'in kaytadası. O şekilde yürümeye devam ediyor ve hala desteklediğimiz ve yaptığımız işler var. Depremin üzerinde tabii bir yıldan fazla zaman geçti. Hat ihlalleri var mı? Var. Yani bu özellikle yerinde dönüşümde falan var ama bizim meselemiz olmadığı için çok o işe eğilemedik ama sağlık hakkı olarak insanlara eşit şekilde sağlığın götürülmesi için Adem'in kaytadası elinden geleni yaptı. Özellikle bölge tayfa odalarının da desteğiyle beraber burada birçok yerde revir noktası ve gezici ekiplerle beraber ilaçları temin etme yoluna giderek hem oynadık hem ilaç vererek bayağı bir faaliyette bulunduk burada. Sıkıntılar çıktı. Şunu söyleyelim, ilimiz geneli itibariyle birçok sağlık tesisi ağır hasarlı. Şey oldu, doğum ve çocuk hastanesi ağır hasarlı idi, diş hekimliği, sağlık müdürlüğünün birçok kamu şeyi yıkık haldeydi. Dolayısıyla sağlık boyutuyla ciddi sıkıntılarımız oldu. Ben orasına kadar bir tercüme edeyim. Hı-hı, evet. İsminizi tekrar rica ederim. Aydın Şirin. Aydın. Er heißt Aydın Şirin. Er gehört zum Vorstand der Gesamttürkischen Ärztevereinigung, ist aber auch hier im Vorstand der hiesigen Ärztevereinigung. Und er erzählt, dass